Büyük karşılaşma, dev maç var saatler 19'u gösterdiğinde. Sen bu mücadeleyle ilgili neler düşünüyorsun Sinem? Kim ağır basan taraf olur? Valla tabii birkaç farklı açıdan yorumlamak lazım herhalde bu karşılaşmayı diye düşünüyorum. Fenerbahçe daha formda ve daha iyi oynayan taraf. Ama ne olursa olsun maç Trabzon'da ve Trabzonspor Fenerbahçe maçlarının artık bir geçmişi, bir hikayesi oluyor. Son dönemlerde çok fazla gerginlikle anılsa da aslında rekabet duygusunun çok zirveye çıktığı bir eşleşme. Tabii iki tarafın hani form durumuna gol mü? Enda direkten döndü. Gündemde Enda var. Bir yandan bakıyorum oraya da biraz arkada kalıyor. Ama tabii hikayesi anlamında düşünüldüğünde bu açıdan önemli bir karşılaşma. Fakat Fenerbahçe daha formda. Evet. Daha iyi oynuyor son haftalarda. Bence Manchester maçıyla beraber biraz daha 11'in oturduğunu söyleyebiliriz. Jose Mourinho'nun oyunculara verdiği görevlerin daha rahat dağıldığını ve oyuncuların bu sisteme biraz daha iyi alıştığını kesinlikle bence görüyoruz. Kesinlikle. Diğer tarafta Trabzonspor çok karışık, çok fırtınalı gerçekten. Bu arada Trabzon'da hava da fırtınalı, onu da söyleyeyim. Gerçek evet, anlamıyla çok ciddi bir yağış ve rüzgar da olduğundan bahsetti az önce Esra bağlantımızda. O açıdan da aslında zorlayıcı olacak oyuncular için ama ben çok seviyorum böyle atmosferde maçı yani. Ben böyle günlük güneşlik, rahat rahat gidilen maçları değil de ben böyle kar, evet, yağmur. Daha da zorlu evet, şartlarda. Evet, seviyorum. Yani şey, bu arada mesela muhabirken de çok seviyordum öyle havaları. Bütün gün yayın yapardık ama daha çok ne bileyim hikayesi oluyor diye düşünüyorum. İşte bende de böyle gariplikler var. Ben biraz sevmiyordum muhabirken çünkü kafam üşüyordu. Bere ya, takamıyorsun yayında. Ya bizde doluyorduk ama ne bileyim bir hikayesi yani, oluyordu. Yani mesela şey maçını asla unutmuyorum yani. En acayip hava şartlarından biriydi çünkü o. Galatasaray-Juventus. Aa, evet. Evet, o zaman NTV Spor'da işte staj yerden yeni çıkma editör, yeni muhabir. Çıkma editör. Yeni çok iyi. Öyleydi. O zamanlardı böyle üçgenleri falan taşımak için bile gidiyordum maçlara. Yeter ki orada olayım diye. Hiç unutmuyorsun. Evet, sürdü. Ben o maçta tribünde olan taraftaydım. Buz gibi değil. O da biraz, ya evet, tribün evet biraz zor ama hani çalışırken de böyle biraz hani hatırlanacak farklı atmosferleri seviyorum. Neyse. O açıdan biraz zorlu olacak ama herkes için. Orası kesin. Diğer tarafta Trabzonspor hem havası fırtınalı hem takım fırtınalı. Yani son Göztepe maçı hiç iyi bir prova olmadı tabii. 10 kişi kalmış Göztepe karşısındaki çok erken 10 kişi kalmıştı. Neredeyse hiç varlık gösteremedi, evet, hiç mücadele edemedi, hiçbir oyun kurgusu, bir istek, azim görmedik ki maç sonunda hem Şenol Hoca hem Uğurcan bazı biraz İçeride de ne olduğunu bize hissettiren, işlerin çok yolunda gitmediğini hissettiren açıklamalar yapmıştı. O yüzden bilemiyorum. Tabii ki şöyle yani ne olursa olsun hani evinde bu maçı kazanırsa Trabzonspor o istediği ivmeyi yakalayabilmek için de bir çıkış aslında bir kesinlikle kapı aralamış öyle olacak ama yani geçen programda da söylemiştim o kadar bile şeyi var mı çok emin değilim şu anda. Böyle bir son bir ivmelenecek hali kaldı mı şu an için bilemiyorum. Sinem orada çok. Bir önceki yayında hepimiz şunu konuştuk. Sana da o soruyu yöneltmek istiyorum. Şimdi bir taraftan şöyle bir şey var. Beşiktaş tarafını konuşurken dedik ki Beşiktaş'ın Lyon galibiyeti aslında bir taraftan kötü etkileyen bir galibiyet oldu. Ne anlamda söylüyorum? Aslında birçok problem varken o maçta daha iyi birçok sıkıntı yaşarken kazanarak sanki o sıkıntıların çoğunu görmüyorsunuz bazen. İşte sezon başında Galatasaray'ın Süper Kupa'da 5-0 yenilmesi Beşiktaş'a. Galatasaray belki transfer yapmadan sezonu kapatacakken Beşiktaş'ta birçok transfer yapmaya belki hazırlanırken iki taraf içinde çehreyi değiştiren bir maç oldu. Acaba Trabzonspor'da da her ne kadar haftalardır oyunu iyi gitmese bile sonuçta namağlup bir takım vardı. Bu takımın namağlubiyetinin gitmesi Göztepe'de ekstra bir sence ya bir kendimize gelelim yapmış mıdır? 10 kişi bir lazım. Çünkü bir de hikayesi de enteresan maç. Yani 10 kişiye yeniliyorsunuz. Tabii. Hiçbir varlık gösteremiyorsunuz ve hani o maçta mesela berabere bitse belki ya bir şekilde sonunda biz kaybetmiyoruz zu veriyor belki de ama bu maç böyle Fenerbahçe maçı öncesi belki daha da iyi olmuş olabilir mi? Aslında evet olabilir yani şöyle düşünüyorum. Şimdi Göztepe ligin çok iyi oynayan takımlarından biri.
artık zorlu bir rakip haline gelmiş durumda. Kesinlikle. Ve gerçekten birçok karşılaştığı takımı da zorluyor. Aslında Trabzonspor'un puan kaybetmesi burada hani wow falan diye anlatılacak bir şey olmayabilirdi. Eğer oyun biraz bir şey bize göstermiş olsaydı. Ama tabii 10 kişi kaldıktan sonra yani Göztepe sanki hiç o kırmızı kartı görmemiş gibi hala alan bulup pozisyon bulup yani farkı daha da açabilirdi. Hani gol son dakikada geldi ama çok pozisyon var. Çok kaçırdı ki kırmızıyı Trabzonspor evet, görmüş. Yani hiç maç. Tepki gelmeyince herkesin kafasında soru işareti oldu. Daha büyük soru işaretini Şenol Hoca'nın açıklaması getirdi bende. Yani hani ben de neler olduğunu çözemiyorum. Hani nasıl bir çözüm bulunacak bilmiyorum tadında bir açıklama yapınca. Acaba dedim ne oluyor? Hani teknik direktörünüz bunu söylemesi. En son bunu Sergen Yalçın'dan ayrılmıştık biz. Hani Sergen Yalçın'a ne yaparsak yapalım olmuyor. Yani bir şey var içeride çözemiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum gibi bir şey söyledi. Ya bunu Şenol Güneş söyleyince tabii ki daha çok dikkat çekti. Tabii ki. Bu deneyim de ne yapacağını bilmiyorsa. O zamana kadar hiç uyumamışız Şenol Güneş. O zaman işte bir soru işareti açıkçası oluştu bende. Ama tabii ki oyunculara bu maçın önemi anlatılmıştır. Yani şüphesiz. Çünkü şimdi geçen sezon orada yaşanan çok tatsız olaylar vardı. O açıdan da tabii ki farklı bir hikaye getiriyor bu sezonki maçı ama takım da çok değişti yani. Hani tekrardan anlatılması da lazım bence. Ki anlatılmıştır da. Ama şöyle de düşünülebilir. Şenol Hoca takımına şunu söylemiştir diye düşünüyorum. Yani bu maçtan kazanılacak 3 puan. Hani Göztepe maçındaki mağlubiyeti ve oyunu unuturur. Hani burada iyi oynanacak, verilecek bir mücadele, bir fırsattır, telafidir. Tribünler dolu olacak, atmosfer açısından gerçekten çok tatmin edici olacak. Siz de hani buna uygun oynayın, o sıkıntılı dönemi bu maçla beraber atlatalım demiş olabilirler ki mantıklıdır da. Dolayısıyla Trabzonspor'un da böyle bir direnç koyması ya da bir mücadele koyması gerekecek bu akşam. Peki olası bir mağlubiyet durumunda Trabzon tarafında nasıl bir rüzgar eser? Soğuk rüzgarlar eser. Biraz Fatih Tekke rüzgarları eser. Soğuk rüzgarlar eser. Evet ki sezon başında da aslında hani orada evet Fatih Tekke'nin bayağı artık açıklanacak noktaya geldikten sonra Şenol Hoca göreve başlamıştı. Bilemiyorum öyle bir değişiklik olur mu ama. İhtimaller arasında yani, olay aslında teknik direktörden ziyade bence oyuncuların tam olarak performans vermiyor olması. Yani 3 yaptı. Atan onu söyleyelim. Bülten'in yine konuktan yine devrede yine girdi devreye Alessandro kendisinin takımının 3. golünü attı. Recep Uçar'ın Geraldo etkisini şimdi Alessandro ile daha ilk maçtan görüyoruz. Konyaspor Başakşehir karşısında çok hak ederek maçın başından beri çok üstün oynayarak resmen domine ederek rakibini belli oranda 3-1'lik bir galibiyete şu anda imza atmak üzere.